Antakya TV'den herkese merhaba. Saklı Ev Sohbetleri programımızda bugün çok değerli bir ablam diyeceğim, Nidal abla. Çok teşekkür ederim. Nidal Özdemir, Antakya'nın tanınmış, çok başarılı kadın girişimcilerinden biri olan ve aslında siyaset dünyasının da, sosyal yaşamın da, çevre korumanın da, hayvan dostlarının da, işte küçük hayvan dostlarımızın da çok yakından tanıdığı, Antakyalıların çok iyi bildiği, tanıdığı, sevdiği Nidal Özdemir'le beraberim. Nidal abla hoş geldin. Hoş Antakya buldum. TV'ye. Çok teşekkür ederim. Ben de Antakya TV'nin aracılığıyla tüm dinleyenlere, programı takip edenlere kucak dolusu sevgi gönderiyorum sayenizde. Sağ olun. Nidal abla, siz her zaman çok güzel gülmüşsünüzdür. O güzel gözlerinizi ben her zaman hatırlıyorum. Çünkü biz aynı lisede okuduk. Siz bizden önceydiniz. Biz sizden daha küçüktük. Kız kardeşim Sinem Naseh'le beraber okudunuz. Aynen, sınıf Kurtuluş arkadaşımız. Lisesi mezunusunuz Kurtuluş değil mi? Lisesi mezunuyum. Ve kardeşçe, böyle inanılmaz dostlukla, arkadaşlıkla kardeşçe büyüdüğümüz bir ablanız var, biliyorsunuz Sinem. Evet, Sinem'le çok yakındırız. Daha sonra üniversitede de yollarımız kesişti. Ankara'da okudunuz. Ankara'da Ziraat Mühendisliği'nde. Ankara Ziraat Fakültesi'nde. Evet. Ziraat Mühendisliği'ni bitirdiniz, ondan sonra hemen Antakya'ya geldiniz. Hemen akıbetinde evet Antakya'ya döndüm 91'de. Benim hayatımda hiçbir ara yok. Sizde evet, hiç non-stop devam eden bir hayat hikayesi var. Onları biraz konuşacağız. Ama ben sizi önce çocukluğunuza götürmek istiyorum. Çocukluğunuz nerede geçti? Çocukluğum, öncelikle biliyorsunuz ben Döver köylüyüm. Döver aslen. Köylüsünüz biliyorum. Aynen. Çok da bağlısınız o köye. Çok da bağlıyım. Benim yani atalarım, nenem, dedem, herkes orada. Akrabalarım hala orada. Fakat okul sıkıntısı çekeriz diye babamlar Antakya'ya taşınmış. Affan Mahallesi'nde, şu anki Mozaik Hastanesi'nin yanında müstakil bir evde çocukluğum geçti. Harika. Çocukluk yıllarınızla ilgili olarak eczacı, çok değerli bir kadın girişimci Cumana Seyfettin, kız kardeşiniz Cumana Evet. Seyfettin'le bir görüşme yaptım. O bana küçük küçük tüyolar verdi ve sizin çocukluğunuzda Nidal abla, reenkarnasyon hikayelerinin önemli yeri varmış. Paylaşabilir misiniz? Mesela babaannenizin yüzünde bulunan bir doğum evet, lekesi aynen. Aynı zamanda sizin vücudunuzda da bulunuyormuş. Sizin çocukluk hikayenizde de böyle bir reenkarnasyon hikayesi var mı merak ettim. Şimdi ben annem hamileliğini hiç bilemeden, yani tesadüfen, hatta kaza bebeği olduğumu hep söylerlerdi ve çok üzülürdüm. Seneler sonra bunun hesabını sordum anneme ben, ama hep annemin doğum esnasında mesela rahmetli amcamın, rahmetli dayımın, Mehmet Kilisli'nin, Doktor Mehmet Ezelsoy'un hepsinin rüyasında babamın annesi olarak dünyaya gelmişim. Hakikaten de doğduğum andan itibaren nenemde aynı tarafta olan doğum lekesiyle dünyaya gelmişim. Ve nenemi tanıyanlar ben büyüdükçe ne kadar çok benzediğimi evet, söylediler. Babamdan kalan bir fotoğraf var, annesiyle çekildiği. Hakikaten böyle yan yana tuttuğumuz zaman kendimi onda görüyorum. Günün birinde bütün ailemi toplayıp Suriye'ye gittim ve evet, nenem tarafını bulmaya çalıştım. Ve oraya gittiğim zaman sanki orada yaşamışım gibi geldi. İnanılmaz bir şeyler hissettim. Tesadüfen bir akrabamıza denk geldim. evet. O da beni çok benzetti. Açıkçası ben de ölümün olduğuna inanmayan gruptayım. Evet. Nidal abla, yine Cumana Hanım bize söyledi ki, sizin kız kardeşinizden aldığım tüyoya göre sizin eski olan eşyalara karşı muazzam bir ilginiz varmış. Dededen, anneanneden, babaanneden kalan eski bir sandıktan bahsediliyor. Siz bu sandığa sahip çıkmışsınız. Çok eski bir sandıkmış. Aslında atılacak gözüyle bakılan bir sandığa hayır onu sakın atmayın. Ben gerekirse bütün servetimi veririm. Bu sandığı bana vereceksiniz deyip o sandığa sahip çıkmışsınız. O sandığın hikayesini anlatır mısınız? Evet. Benim hayattaki en büyük şansım ablam Cumana Seyfettin. Ablam olan Cumana Seyfettin'e sahip olmak. Aynı zamanda Ali Ezelsoy'un kız kardeşiyim. İnşaat mühendisi. Çok değerli Evet. De bir abim var. Tarihi dokuya, tarihi şeylere inanılmaz derecede bir hassasiyetim var. Bilmiyorum, doğuştan itibaren getirdiğim şeyler olabilir, eski hayattan getirdiğim şeyler olabilir. Zamanında
köyde çok eski bir evimiz vardı ve hiç yıkılsın istemedim ben. Yani öyle bir mücadelem oldu. Ama elimden geldiğince nenemden kalan sandığı dışarıya, bahçeye atmışlardı. Onu öyle görünce hemen böyle toparlayıp, bakımını yaptırıp kazanmak istedim ve saklamaya başladım. Çünkü oradaki yaşanmışlıklara baktığım zaman onları hissediyorum ve bu kadar kolay olmamalı. Bu deneyimi, bu yaşanmışlıkları, bu enerjiyi alarak geleceğe vermem gerekiyor hissiyatı doğuyor bende. Nerede o sandık şu anda? Şu anda o sandık bende. Evinizde. Evimizde. Evinizde. Şimdi çok değerli bir oğlunuz ve çok değerli bir kızınız var. Evet. Kerem ve Deniz. Aynen. Acaba o sandık onlara kalır mı? Onlar sahip çıkar mı kesinlikle, o sandığa yıllar sonra? Kesinlikle kalacağına inanıyorum. Çünkü onlar da bu anlayışta büyüdü. Benim için doğum günlerinde hediye demek, mektup demek. Evet, mektup. Mektup demek, kendilerinin yaptığı bir resim demek. Hiçbir zaman böyle maddi şeylere önem vermedim ve onları büyütürken de buna dikkat etmelerini çok istedim. Hayatınızda doktorlar önemli yer tutmuş. Hep hekimler, sağlıkçılar sizin yakın dostunuz olmuş. Eczacılar, kız kardeşiniz mesela eczacı. Eşiniz Ahmet Özdemir'le beraber bir ömür beraber yolculuk içerisindesiniz. Ahmet Özdemir'le ilgili böyle bize çok sevgili dostumuz, çok sevgili büyüğümüz, kıymetli doktorumuz Ahmet Özdemir'le ilgili bize böyle küçük küçük böyle bir küçük tüyolar verebilir misiniz? Tabii ki. Yine benim aslında hayattaki en büyük şansım bu evliliğim oldu diye düşünüyorum. Çünkü her zaman aramızda yaş farkı var Ahmet'le. Ama her zaman beni anlayan, deliliğimi kaldırabilen, kaldırabilen, sarıp sarmalayan ve limanım olan bir eşe sahiptim. Derindir, dingindir ve kendine olan özgüveni çok yüksektir. Ve hayattaki böyle belki başardıysam ondaki o enerjiyi de gördüğüm için yani bana daima bir öncülük etti aslında. Hiçbir zaman hep böyle yeniliği aradı ve çok çalışkan biridir. Yani Ahmet'i derseniz ki tanımlayın, çocuklarım için de geçerli. Hayatta çalışarak bir şeyleri edinebileceğimizi ondan öğrendik biz. Evet. Çok çalışkan biridir. Gerçekten hayata 1000 kez gelse cerrah olmalı. Mesela balık yerken balıkları ameliyat eder. Bizden çok daha hızlı tüketir ama onları hiç böyle çatal bıçak kullanarak inanılmaz güzel yemek yer. Bazı değerlerine hayranım. Her gördüğü hastayı kendi annesi, babası, kardeşi, eşi gibi görerek tedavi eder ve o şekilde yaklaşır. Ne güzel, oğlunuz Kerem de doktor Aynen, oldu. aynen. İyi bir modeli var aslında. Kerem'in de zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü insani değerleri babadan aldı diye düşünüyorum. Zaten kısa bir süre burada 2 sene kadar uzun bağda çalıştı ve bütün çocuklu aileler Kerem'in hastasıydı. Evet. Çocuklarla olan iletişimi, ailelerle olan iletişimi oldukça iyiydi ve çok çok üzüldüler. Şimdi Kerem Londra'da. Evet, ona da buradan selamlar, evet. Sevgiler gönderiyoruz. Seni seviyorum Kerem. Aha, harikasınız. Ama Deniz kıskanır şimdi kızınız sonu. Onu da bir sevdiğinizi söylemeniz lazım. Sürekli çocukluklarından beri küçük bir olay anlatayım. Araya geçer, ikisinin yatağı arasında bir hikaye okurdum. Aralarında 4 yaş fark var. Tabii Kerem önden okula gittiği için, Deniz daha küçük olduğu için arada bir ona daha iyi anlasın diye yöneldiğim zaman Deniz kıyametleri kopardı. Ona baktım, bana bakmadın gibi Harika, böyle harika. Bir takım mücadeleler olurdu ama tabii ki Deniz hepimizin göz bebeği. Ailenden küçüğü olmak demek, Evet, göz bebeği onlara olmak da buradan demek. Sevgiler gönderiyorum. Bir şeyi çok merak ediyorum. Evlenmeden önce mi çalışma hayatına atıldınız, evlendikten sonra mı çalışma hayatına başladınız? Ve çalışma hayatına çiçekle yani ziraatla ilgili olarak botanik alanında yolculuk ettiniz. Botanik Nadin diye çok önemli bir marka değer yarattınız. Böyle bir botanik Nadin çiçek fidan üretimi yapan bir firmanız var. Evet. Biraz o iş hayatınızdan, işle ilgili yolculuğunuzdan da biraz bahsedebilir miyiz? Memnuniyetle. Ben 91'de mezun oldum. Az önce de anlattığım gibi hayatımda hiçbir ara yok. Geldim,
Tabii daha okul bitmeden önce eşimle görüşme halindeydim. Gelir gelmez biraz daha çok resmileşti. 92'de biz evlendik. Biliyorsunuz o dönemde doktorların maddi durumu iyi, eşlerinin çalışması ayıp. Çünkü kadınlar çalışınca sanki ayıpmış gibi görülüyordu. Ahmet de etkilenir mi, etkilenmez mi diye ölçüm yaparken bir ara etkilenir gibi oldu. Ben de kendisine çanta olamayacağımı, kendi işimi kurmak istediğimi, benim tek beklentimin bu kadar 7 yıl okuduktan sonra üretmek olduğunu söyledim. Babamın da isteğiydi ziraat mühendisi olmak ve çok bağlıydım babama. Biliyorsunuz annesi modelinde gelmişim. Daha sonra Nidal Çiçek Evi'ni kurdum. Nidal Çiçek Evi, Nidal evet. Çiçek Sizin Evi'yle isminizi taşıyor başladım. Çiçek Evi, Aynen, doğru. onunla başladım hayata. Fakat üretim yoktu orada. Orada da bir yenilik getirdim. Bana kadar hastalanan bütün çiçekler attırılıyordu çiçekçiler tarafından. Benimle birlikte küçük bir hastane, çiçek hastanesi kurdum bir bölüm. İlaçlamaya, gübrelemeye ve bakıma başladım. Mesela Çiçek annesine... hastanesi fikri çok orijinal geldi bana. Evet. Yani Antakya'nın ilk çiçek hastanesini siz açmış olabilir misiniz? Evet, aslında böyle dükkanın minik bir köşesinde bu hizmeti verdim ve birçok insanın değer bulduğu, anlamlı olan çiçeklerini kurtardım. İlk aslında öyle başladı Harika. ünlenme. Daha sonra master'ımı tamamladım ve daha çok üretmek istediğimi gördüğüm için 98'de Botanikladin şirketini kurdum. Evet. Benel ilçemizde çok önemli bir parkın kazanılmasında Evet. önemli bir katkınız oldu Nidal abla. Yanlış mı biliyorum? Yok, Belen Millet Bahçesi'ni biz düzenledik. Şöyle söyleyeyim, ilk başlarda 98'de başladığım zaman 2008'lere kadar meyve fidanı üretimini, zeytin fidacılığını çok yaptım. Bir dönem 1 milyona yakın fide ürettik. Bu tüm Tüm Türkiye Türkiye çerçevesinde, yani genelinde, sadece evet. Antakya'ya tıkılıp Hayır, hayır, kalmadınız. Tüm hayır. Tüm Türkiye'de Türkiye hizmet çapında. veriyorsunuz. Hatta bir dönem biliyorsunuz bir takım savaşlar vardı ülkelerde. Irak'a falan biraz ihracatımız oldu. Özel idarenin alımları vardı 2003'te. 1 milyon fide alıyorlardı. O ihalelere girerek 2003'ten bahsediyorum. Evet. Bizim bölgeye çok büyük katkımız oldu. 2006'da bakanlığa davet edildiğim zaman ben de bilmiyordum. Türkiye'nin %10'luk meyve ve zeytin fidesinin %10'luk kısmını karşılayabilecek firmalar arasında olduğumu orada Ay, öğrendim harika bir ben. başarı. Nefis. Aynen. Daha sonra devletin tarıma verdiği değer biraz değişince, çiftçiye olan desteği değişince döndük. Biraz peyzaja ve süs bitkilerine yöneldik. Fidan kısmını bıraktık. Şu an Türkiye'nin her yerinde çalışıyoruz. Her yerinden iş alıyorum. En son tabii ki Belen Millet Bahçesi çok büyük bir işti. Ama geçtiğimiz dönemde Adana Büyükşehir'in stadyumuna çim verdik. Harika. Van Belediyesi'ne verdik. Elazığ Ama ne Belediyesi'ne olur bizim verdik. Hatay Stadyumu'nu da yeşillendirin Nidal abla. Yani sizin bir elinizin değmesi lazım bu Hatay Çok Stadyumu'na. teşekkür ederim. Bekliyoruz Biliyorsunuz sizden öyle bu bir işler girişim. artık elektronik ihaleyle oluyor ve Evet. girip teklifinizi veriyorsunuz. Evet, Uygunsa haklısınız. yapabiliyorsunuz. Haklısınız ama sizin bu kadın girişimci özelliğiniz, bu kadar başarılı örnekler ortaya koymanızın yanı sıra bildiğim kadarıyla da Türkiye'nin birçok yerinde zaman zaman eğitmen olarak da girişimci olmak isteyen kadınlara örnek olacak dersler, briefingler, işte atölye çalışmaları yaptığınızı da biliyorum. İsterseniz o konuya da değinelim. Kesinlikle birçok yerde konuşmacı olarak ve motivasyon anlamında da çok fazla yer aldım birçok etkinlikte. Yani mesajım çok basit. Gerçekten isterse bir insan ve kadınlara fırsat verilirse tabii ki fırsat eşitliği doğarsa çok daha iyi şeyler yapabileceklerine inanıyorum. Özyeğin Vakfı'nın 2008'de doğuda yaptığı bir çalışmaya katıldım ben. Kırsal kalkınma çalışmasıydı. Bitlis'te, Diyarbakır'da ve Elazığ'da yakılmış ve boşaltılmış köylere geri dönüş vardı. Oradaki kadınlarla beraber mevsimlik fide ürettik ve oradaki belediyelere satışını sağladık. O zamanlar aldığım işlerde o çiçekleri kullandım ve ekonomik anlamda bir katkı sağlanmış oldu ve o işi de öğretmiş olduk. Mesela Tatvan biliyorsunuz biraz böyle göl kenarı. Evet. Orada kadınlar hala üretiyor ve çiçek satıyor şu Ne an. güzel. Çok güzel. Aynen.
Bu projeyi de Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne taşıdım. Biliyorsunuz bir kooperatif kurduk. Hatay Üreten Eller Kadın Girişim Kooperatifi. Hatay Üreten Eller Kadın Kooperatifi girişimi. Onu kurduk. Başkanımızla önce küçük bir proje sunduk. Fakat onun vizyonuyla kar topu gibi büyüdü. Memleketimizin 13 ilçesinde, 86 mahallesinde 250 kadın seçti belediye muhtarlar aracılığıyla. Ek bir gelire ihtiyacı olan kadınları seçtik. Ve bölgenin tüm çiçek fidesi ihtiyacını kooperatifimiz karşıladı. Böylelikle nakliye ortadan kalktı. Kendi ekolojisinde üretilen çiçek çok daha fazla dayanıklı oldu. Paramız kendi kentimizde kaldı. İlk defa kadınların hayatında bir hesap numarası oldu. Eve gerçek anlamda kendilerinin emekleriyle katkı doğdu ve yapmak istedikleri, gerçekleştirmek istedikleri şeyleri kendi paralarıyla satın aldı. Çünkü kendi adlarına olan parayı ancak kendileri çekebilirdi. Çok değerli bir projeye imza atmış oldu başkanımız ve Türkiye'nin en iyi sosyal sorumluluk özel jüri ödülünü aldı. Sevgili Antakya TV izleyicilerine Nidal Özdemir'in Antakya'da en çok isim yaptığı, en çok tanındığı alandan seslenmek istiyorum. Çevre Koruma Derneği Başkanlığı. Efsane bir Çevre Koruma Derneği Başkanlığınız döneminiz vardı. Çok teşekkür ederim. Lütfen Çevre Koruma Derneği Başkanlığınız, dernek hakkında, derneğin çalışmaları hakkında bugüne kadar hiç bırakmadınız, bağınızı hiç koparmadınız. Ne dersiniz o konuda bize? Çok önemli. Sinem'le biz başladık biliyorsunuz. 91'de kente geldik. Eski belediye başkanımız İrşan Türkan Hanımefendi de vardı yanımızda. Aynen. 91'de bir baktık Antakya'da ne yapılabilir? Allah Allah. Çevre Koruma Derneği diye bir dernek var. Zaten mesleğimden dolayı yakınım ve tabii, benim de içimde iç içe olduğum bir şey. Hemen üyeliğimizi gerçekleştirdik ve sevgili İris'le 98'e kadar Hatay'ın işte o zaman Antakya'nın... İris Şentürk, eski Antakya Belediye Başkanımız İris Şentürk. Can dostum ve sevdiğim... Buradan ona da selamlar sevgili İris ablaya. Sevgiler İris, seni seviyorum İris. Seninle gurur duyuyorum. Onunla 8 sene kadar, 7-8 sene çalıştık ve onu belediye başkanlığına taşıdık. İlk Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı İris oldu. Evet, bizim, büyük bir başarı orada ortaya koydunuz tabii gerçekten. Tabii çok büyük bir başarıydı hepimiz için. Ama sanki Nidal abla Antakya'da birçok insanın siyasette sizi de bir yerlerde görme arzusu var ya. Siz onu görüyor musunuz bilmiyorum ama yani, ben buradan bir Antakya TV'nin yapımcısı olarak size Antakya'da birçok insanın, birçok çevre gönüllüsünün, birçok duyarlı insanın sizin kariyerinizde siyaseten de önemli bir basamak elde etmenize dair ciddi beklentileri var. Çok teşekkür ederim. O zaman hemen bir siyasete girip tekrar derneğe döneyim. 91'de bir yandan Çevre Koruma Derneği'ne üye oldum. Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi'ne üyeliğim gerçekleşti. Ailem büyük, çevrem büyük, geniş ve genç bir arkadaşı kazanmak üzere partiye üyeliğim kabul edildi. Antakya Merkez İlçe Yönetim Kurulu'nda çalıştım 2008'e kadar. Ama bir yandan çevreciydim ve çevreyle ilgili bir şey yapmak gerekiyordu. Türkiye Yeşiller Partisi'nin kurucusu oldum. 40 kişi arkadaş biz Türkiye Yeşiller Partisi'ni kurduk. Siyasi hayatım hiç bitmedi. Halen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Geçen dönemde biliyorsunuz Defne'den belediye başkan aday adayıydım. Daha yaşanılabilir bir Defne için hep beraber çalışırız diye. Birazcık da sivil toplum kuruluştan aldığım deneyimler, orada yetişmenin verdiği cesaretle o sürece girdim. Dönelim Çevre Koruma Derneği'ne. Evet, orasını tamamlayalım. İnanılmaz çalışmalar yaptık arkadaşlarla. Bir kere her üniversite mezunu gelip üye oldu. Çok böyle hareketli, kentine sahip çıkan, bilinçli, duyarlı bir kitlemiz olduğu tarihlerde. Asi Nehri kirliliği ile ilgili çok çalışma yaptık ve o konuya dikkat çektik. Trafikle ilgili, tabela kirliliği ile ilgili, eski tarihi dokunun korunması ile ilgili çok değerli çalışmalarımız oldu. Hayvan dostluğunuzu konuşmadık. Hayvanlarla olan dostluğunuz ve köpeğiniz. Evet, çocukluğumdan beri hep hayvanlar vardı hayatımda. Hiçbir zaman, yani köye çıktığım zaman zaten hep hayvanların içindeydim. Dedemlerde inek vardı,
ortalıktaki bütün hayvanlarla böyle yuvarlanarak büyüdüm. Bir köpeğimiz hep vardı, hep vardı. Dolayısıyla hatta çok güzel bir anımız var. Deniz doğuş okullarındaydı. İkinci sınıfta öğretmeni beni hızlıca okula çağırdı. Soy ağacımızı yapmış ve Rodi adında bir köpeğimiz vardı. Annesi, Rodi'nin annesi ve babası olarak soy ağacımızdaki fotoğrafı vardı. Harika. Ve bütün okula örnek olmuştu bu. Çok güzel bir şey. Son olarak sizinle tabii sohbet, o kadar güzel bir sohbet ki çok daha uzun süreler sizinle sohbet etmek isteriz ama şu an çekimlerini yaptığımız ve sizin son girişimcilik örneklerinizden bir tanesi olan Yeşil Ev'deyiz. Çok hoş bir mekan burası. Son olarak Yeşil Ev'le ilgili de, Yeşil Ev Otel'le ilgili de bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Aynı zamanda çok mutlu ettiniz bizi burayı tercih etmekle. 2010'da satın almıştım büyük bir aşkla. Hep çok bir evim güzel olsun bir istiyorum istemiştim. Buranın da çok güzel bir hikayesi var. İlk başta Lübnan'a taşınan zengin bir aileninmiş, Yahudi bir aileninmiş burası. Daha sonra Hennemarin diye böyle Hristiyan büyük bir ailenin olmuş. Daha sonra Kudret Özbakış'ın babası burada büyümüş. Kudret Özbakış'ın babası da burada büyümüş. Evet, kendisinin de bu avluda çocukluğu burada geçmiş. Daha sonra Atilla amcamızın da hacı bir amcamızdı ve kapısını yeşile boyamıştı. Girdiğimizde böyle mutluluk bir eviydi. Balonlarla süslenmişti. Çünkü avlusu geniş olduğu için mahallenin bütün düğünlerine ve güzel günlerine vesile oluyormuş bu ev. Bize kısmet oldu. Biz de hem hiçbir şekilde bozmadan, dokuya uygun bir şekilde Anıtlar Yüksek Kurulu'nun direktifleriyle ayağa kaldırdık bunu. 7 yıl sürdü. Hiçbir şeyi bozmadık. Evet. 220 sene önce neyse o şu anki gördüğünüz yer. 4 arkadaşımızla, 5 arkadaşımızla da istihdam yarattığımıza ve Antakya'nın tanıtımına katkı sunduğumuza inanıyoruz. Yeşil Ev Oteli'nde ağırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür Antakya ederim. Antakya TV olarak. Evet, Antakya TV'nin bu bölümünün sonunda çok değerli bir kadın girişimciyi, çok değerli bir Antakyalıyı ağırladık. Sevgili Nidal Özdemir bizlerle birlikte oldu. Bir başka Saatli Ev Sohbetleri programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.